Herkese selam arkadaşlar. Bugün böyle yeşil mercimekli karnabahar yemeği yapacağız. Protein ve sebzeyi bir arada kullanacağız. Öğün yerine geçecek çünkü ihtiyacımız olan besini bir öğünde aynı anda alabileceğiz. Karnabahar var. Yarım kilo kadar yıkadım, iyice temizledim. Şöyle bir kaba aldım. Çok az bir malzemeyle yapacağız. Zeytinyağı var. Baharat olarak kuru nane, zencefil ve tuz var. Kuru nane, şu yeşil mercimek olan bütün yemeklere kuru naneyi mutlaka ekleyin. Çok yakışıyor. Orta boy bir tane soğanım var. İsterseniz sarımsak falan da ekleyebilirsiniz. Zeytinyağlı yaptığımız için salça kullanmayacağız. Dereotu yok. Dereotu olsa o da güzel olurdu. Ama elimde olmadığı için maalesef dereotu kullanmayacağız. Bunları ayıkladık. Şimdi ilk olarak şu soğanımızı soyup ince ince doğrayacağız. Sonra da kavuracağız yemeğimizi. Hadi bakalım. Evet, soğanlarımızı zeytinyağımızı güzelce kavurduk. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, ben suya bırakmıştım. Bir bardaktan çok az bir mercimeğim var. Mercimek biraz karnabahardan geç piştiği için 3 dakika mercimekleri pişireceğiz. Şu kalana da şöyle bir bardak suyla mercimeklerimizi 3 dakika kadar pişireceğiz. Çünkü mercimekler karnabahardan geç pişiyor. 3 dakika sonra da karnabaharlarımızı ekleyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar 3 dakika kadar mercimeklerimiz pişti. Yani biraz çiğ, biraz pişmiş, yarı pişmiş gibi bir şey olarak düşünün. Şimdi karnabaharlarımızı şöyle yavaş yavaş bırakıyoruz. Zaten çok az bir suyu kaldı. O kalan az suyla da karnabaharlarımızı iyice pişireceğiz. Şöyle. Ve burada tuz, karabiber, zencefil vardı. Onları da ekliyoruz. Biraz şöyle kendi buharında pişireceğiz. Eğer gerekirse suyu falan çok çekerse üzerine tekrar su ekleyebiliriz. Şimdi altını kısıyoruz ocağımızın. Kısık ateşte bir 2-3 dakika daha pişireceğiz. Sonra karnabaharları kontrol ederek devam edeceğiz. Hadi bakalım. Aman be. Şimdi ben yemeğimize biraz bir bardak daha su ekledim. Çünkü mercimekler bayağı bir suyu çekti yani. Ya çok acıktım yine ben. Arkadaşlar yemeğimiz pişti. Ocaktan indirip soğumaya bırakıp sonra servis yapacağım. Ama son bir dakika daha pişirmeyi düşünüyorum. Sonra servise geçeceğiz. Hadi bakalım. Ve yemeğimiz pişti. Şöyle göstereyim.
Hala biraz sıcak. Aslında biraz soğuttum ama yine de sıcak yani. Şöyle bir servis tabağı kullanacağım. Çeyizimden tabak. Ay. Bu arada dereotu demiştim. Yok bende. O yüzden balkondan, saksıdan maydanoz topladım. Onu ekleyeceğim. Şimdi servise geçelim bakalım. Şöyle yemeğimiz harika görünüyor. Dur ya. Sol elime geldi. Fazla ezmeden, bükmeden şimdi servis tabağımızı alalım. Çok da güzel kokuyor yalnız. Ben tek kişiyim. Bu 3 öğün çıkar herhalde ya. 3 gün yerim artık. Biraz da suyundan alacağım. Ne demişler? Vitamini suyunda. Kabuğunda mıydı acaba? Şöyle. Ay. Şimdi seni şöyle bir kenara alalım. Hı? Servisimizi yaptık. Şimdi süslemeye geçelim. O muhteşem aromasıyla maydanozumuzu şöyle sadece kenarlarına falan ekleyeceğim biraz. Islak olunca parmağıma yapışıyor hep. Biri de dışarıda şarkı söylüyor. İstanbul'da kar yağacakmış Cuma günü. Bakalım hayırlısı. Bu da nereden geldiyse aklıma. Ay çok komik oluyorum bazen. Evet arkadaşlar fazla da süslemeyeceğim. Sadece kenarlara maydanoz koyuyorum. Şöyle. Acıkmaya da başladım. Hemen saldırıya geçeceğim. Ve arkadaşlar bunu ben hep yapıyorum. Biraz ızdıktan sonra yemek üzerine şöyle biraz zeytinyağlılarda özellikle üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Bu yağ çok değerli. O yüzden Ege'den getirdik Akçay'dan. Böyle soğuk yemeklerde falan güzel oluyor. Bu yemek de zeytinyağlı. Buzdolabında bekletirseniz daha lezzetli olacaktır 2 gün sonra. Mercimekli karnabahar yemeğimiz hazır arkadaşlar. Dediğim gibi öğün yerine geçer. Bunu yerken başka hiçbir şey yemenize gerek yok. Bu kadar yapın, deneyin, bol bol tüketin. Tam da mevsimi karnabaharlı mercimek ya da mercimekli karnabahar tarifimi beğendiyseniz beğenime tıklayın. Beğenmediyseniz beğenmedime tıklayın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.